Bir de merhume Rahşan Hanım'dan bahsetmek isterim. Onu da sizden dinlemek isteriz. Onun özelinde evin içine girdiğinde nasıl bir Rahşan Hanım vardı ve Bülent Bey'le evin içindeki ilişkileri nasıldı? Evet, aslında bu soruyu sormanız bence çok isabetli oldu. Çünkü Sayın Rahşan Ecevit ile Sayın Bülent Ecevit'e bakanlar dışarıdan hep şöyle söyler. Bir elmanın iki yarısı. Ben aslında onu biraz değiştiriyorum. Armutla elmanın birleşimi demek istiyorum. Çünkü gerçekten ikisinin de karakter yapıları, siyasi görüşleri ve duruşları, bütün samimiyetimle söylüyorum, çok farklıydı. Sayın Ecevit'in muhafazakar bir duruşu vardı söylemlerinde, yaşam tarzında. Sayın Rahşan Ecevit biraz daha bundan farklıydı. Ve dışarıdan görünen şuydu, hep otur eleştiriler de alırdım ben. Sanki evde söz sahibi Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit de Rahşan Ecevit ne diyorsa hem siyaseten hem evdeki özel ilişkilerinde onun dediğini yapıyor gibiydi. Öyle bir imaj var dışarıdan. Ama ben 2000 yılından 2006 yılına kadar, 6 yıl evin içinde bizzat uzun süre kalmış, neredeyse onların ikili ilişkilerin arasına girmiş bir kişi olarak şunu çok net altını çiziyorum ki o evde tamamen Sayın Bülent Ecevit'in sözü geçerdi. Tabiri caizse Rahşan Ecevit evdeki herhangi bir eşyanın yerini beyefendiye, Bülent Bey'e sormadan değiştirmekten çekinirdi. Dominant olan Bülent Bey'di o zaman. Kesinlikle öyleydi. Hatta Sayın Bülent Ecevit'i kaybettiğimizde Sayın Rahşan Ecevit'le biz Eymir Gölü'ne yürüyüşe gittik bir gün. Benim de o dönem işte seçim oldu olacak sohbetleri var. Benim milletvekili adaylığım da gündemde. Dedi Recai Bey, siz milletvekili olup gideceksiniz. Bülent'i de kaybettim ben. Ben dedi ne yapacağımı, nasıl yapacağımı, kimle konuşacağım, kime danışacağım dedi. Bülent Ecevit utangaçtı. İlk defa çıktıklarında Taksim'de mütevazı bir lokantada kuru fasulye pilav yediler. Bülent Ecevit orada kafasına koydu ve evlenme teklif etti. 22 Ağustos 1946'da ölüm bizi ayırana dek dediler ve öyle oldu. Yani ben zaten biliyorum, dediğim gibi yani Rahşan Ecevit Bülent Ecevit'e sormadan hiçbir adım atmazdı. Tartıştıkları şeyler olurdu, siyasi anlamda tabii kesinlikle. Ama yine son sözü Bülent Bey söyledi. Peki Rahşan Hanım'ın günlük hayatında evdeki pozisyonu nasıldı? Neler yapardı? Bizim klasik Türk kadınları gibi yemekleri ya da servisi falan yapar mıydı? Akşam yemekleri nasıl geçerdi? Normal ortalama bir Türk ev hanımı ne yapıyorsa Rahşan Ecevit evde hepsini yapardı. Ütüyü kendi yapardı. Yemeği kendi yapardı. Bulaşıkları kendi yıkardı. Bizim mesela evimizde bulaşık makinesi yoktu. Öyle mi? Evet, bulaşık makinesi yoktu. Evin temizliği de dahil hepsini kendisi yapardı. Ancak belli bir dönem sonra, artık başbakandan ayrıldıktan sonra, işte Rahşan Ecevit rahatsızlandı, Bülent Ecevit rahatsızlandı. Artık biraz fiziksel olarak yorulmalarını istemediğimden, yine kendileri çok ısrar ettiler ama biraz artık benim de böyle bir onları bazı şeyleri kabul ettirme gücü elde ettikten sonra baskıyla eve bir yardımcı almaya başladık. O yardımcı sabah geliyordu. Evin genel temizliğini yapıyordu. Bulaşıkları yıkıyordu. Yemeği yine Rahşan Hanım yapardı. Dışarıdan çok nadir yemek yerdik. Yani normal bir Anadolu hanımı ne yapıyorsa ev hanımı, hepsini Rahşan Hanım bizzat kendisi üstlenirdi.